Herkese merhaba. Şu anda Beylerbeyi'nden sesleniyorum sizlere. Bildiğiniz üzere daha önce Gerçekler Acıdır programına gelmişti Andan ve babanın oğlu Kemal. Orada da konuştuk. Dedik ki gel birader kapışalım. Ne üzerine kapışacağız? Bir, bilardo. İki, basketbol. Ve bir de langırt. Ve bunun galibi de ne yapacak? Birbirine bir forma hediye edecek. Babanın oğlu Kemal'i bekliyor. Ben kim miyim? Anasının gözü İlker. Etrafımda dön, 360'da. Montajda buraya müzik dayayım. Kahramanlık içi dayayım. Dön. Ben de döndüm, belki bir hava katar. Çağırdın geldik İlker Aga. Bu ne ya böyle? Hoş geldin. Hoş bulduk Aga'cığım. Gel. Ne haber? İyi, senden ne haber? Kaçıyorsun ama. İyi, bomba gibi. Hazır mısın? Hazırız. Göreceğiz bakalım bir okka zamandan kaç okka duman çıkacak. Bir çay içelim başlayalım. Aynen. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Andan'la beraber Gerçekler Acıdır'a geldiler. Orada sohbeti açtı ve birden garip bir şekilde iddialaşmaya başladık. Yok ben şöyleyim, yok ben panayır çocuğuyum, yok işte bilmem ne filan. Dedik ki acaba kapışır mıyız? Elbette sonunda dostluğun kazanacağı. Ya, muhakkak. Dostluk muhakkak kazanacak. Peki ne oldu programdan sonra acımacı? Acı işte bizim bir otogar maceramız var. Fırat sağ olsun bizi otogara yetiştirdi. Çabuk dedim Fırat kulaklarımdan çıkacak. Ben bir indim arabadan bir depar çektim. VC tabelasına doğru gidiyorum. Arkamda 3 tane çığırtkan abi Siirt mi diyor. Gel dedim aşağıdan dinlersiniz Siirt mi Bitlis mi? Abi nasıl koşuyorum? Bankeden bir atladım kart da basmadım. Paspas çeken çocuk böyle kaldı. Dedim basacağım. İnan bak inan pantolonu havada çıkardım. O kadar yani vaktim yok. Tabii 10 dakikalık bir trafikten sonra çıktım kartımı da bastım. Ben dedim Trakya yolcusuyum kardeşim Siirt bir istemez. İlginç bir şey Andan ondan sonra her yemekte acı yemeye başladı. Hiç acı yemeyen insan. Demek ki sevdi. Sevdi. Bana bize verdiğin o şey çiçek baş köşede. Hatta otogarda bir lahmacuncuya ben kıpkırmızıydım. Dedi hayırdır kardeş tansiyonu falan mı çıktı dedim. Yok abi acı biber yedim dedim programda. Kucağımda da acı biberler. Ben de Urfalıyım kardeş varsa dedi ben de alayım dedim. İyi acıyı severim. Dedim abi buyur bir tane yeşillerden bir tane kırmızılardan bir ısırdı ağlıyor adam. Urfalı adam ağlıyor. Fırat nereden alıyorsun onları? Abi özel yapıyorum. Elinin ayarını seveyim senin Fırat. 3 gün ateş sıçtık ya. Hani eski arabalar böyle egzoz patlatır bilir misin sıkışıyorum. Pat! Yaktın bizi Fırat. Şimdi biz o gün konuştuk. Dedik ki bir tane sen seç, bir tane ben seçeyim. Bir tane de işte kamera arkasında Serdar söyledi zaten. Ben basketbolu seçtim. Kemal bilardoyu seçti. Serdar da langırt dedi. Herkes panayırcı burada. Şimdi Beylerbeyi'ndeyiz. Bizim pervas yapımdayız. Yukarıda bir bilardo oynayacağız. Her mahallenin her şeyin kuralları değişiyordu Amerikan'da. Yok öyleydi böyleydi. Yok topu faul yaptım istediğin yere koyarsın. Çift atış yaparsın filan. Bant gibi falan filan. Değişiyor kurallar. Peki biz nasıl oynayacağız? Hani... Ortak bir kural belirleriz abi baştan ona göre tamam. Oynarız. Söyleyecek miyiz mesela 8 köşeye? Sen istersen öyle yapalım benim için fark etmez. Oğlum bir tırstım yani. Hakikaten klepe yine sağlam gelmiş yani. Sağlam ya hiç. Tıntım. İşte ya otogarda gördük senin klepeyi ya. İlk iki gün bir yağ lambası yandı ama tabii normal o. O kadar yüklenince gazdan benzine geçtik bir kere de normaldir yani. Yandık. Ben tırsayım mı senden? Yok be abi dostluk kazanacak tırsacak bir şey yok ya. Yani. Elbette öyle ama. Alt tarafa oyun oynayacağız yani. Ama bütün bunlar bittikten sonra ben tavla oynarken bile hani senin kadar olmasam bile kazanmak için oynarım ya. Senin Almanla ben... maceran bende yok mesela hani. Atladın suya. Atladım yüzdüm. Ben ama bir Alman buldum kendime. Kızım bana oyun Almanca bir şeyler söylüyor. Hareket yapıyor, atlıyor. Ben o sırada Alman'la mücadele edeyim. Ben ülkenin gururunu kurtarmaya çalışıyorum. Kızım bu oyunu kazıttırıyor bana. Teknedeki yer altına bir şey değil gülmekten. En son bayrak direnden atladım teknenin. Hadi dedim gel. Gel. Ya Alman'ı düşünsene abi ya. Türkiye'ye gelmişsin biri sana böyle yapıyor. O da bana suyuyor ama. Sen de ona. Ben de ona gereken dersi verdim en son. Çıktım bayrak direne bayrağı yaptım tıp aşağı. Abi şimdi orada kendimi sorumlu hissediyorum çünkü orada ben ülkeyi temsil ettiğimi doğru düşünüyorum o ufak çapta da olsa bir içimizde öyle bir şey var yani yedirmem. Ama burada tabii abi kardeş olarak oynayacağız, keyif alacağız, eğleneceğiz. Tamam. Maksat eğlenmek zaten. Bilardo'yu 3 el oynayalım, 2 yapan bilardo etabını kazanmış olsun. Bu arada arkada iddialaşma var mı? Deniz kim kazanır bilardo'yu? Kemal annemle geçtim. Sen de bir de bordroyu düşünüyorsun. Sonuçta bordro, aybaşı var. Elektriği, suyu, doğalgazı derken. İş misyonu. Özcan sen ne diyorsun? Çabadak. Bence Kemal abi olur abi. Fırat.
Kemal abi aldır abi. Beşiktaş'ta abi daha ne olur. Oo, bu arada hani kaybeden kazanana takımının ünlü bir futbolcusuyla ya da yöneticisi imzalı formasını hediye edecek. Evet. Kamil sen de Beşiktaşlısın. Ben Beşiktaşlıyım ama kazananı ben görebiliyorum. İlker Açısı. Bordro'dan görüyorsun sen de. sen de rakamlarla ilgileniyorsun. Sümeyye. Kemal abi. Başkan. Vay. Ya biri kardeşim, biri kardeşim, diğeri de kardeşim. Kardeşim. Yani. Peki hadi bakalım, İnşallah. Bir oynayan kazansın. Hadi senin bakalım. İçin özel ıstaka yaptırdım. Şöyle kısa falan mı? Evet. Hadi buyurun, hadi gel. Geçelim. Sen Diyarbakır'dan geldin. Aynen abi, Diyarbakır'dan geldim. Film festivali vardı orada. Nasıl film geçti? Vardı. Çok güzel geçti, askerliği de orada yapmıştım. Balcım kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kemal mi İlker mi? Misafirimiz. Vay 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 kırmızı. Bu da arkadaşlar Kemal için yaptırdığım özel ıstaka. Istaka, 23 Nisan ıstakası. Bakayım. Hakikaten güzelmiş ha. Gelen misafirlere bunu mu veriyorsun yenesin diye? Yok yok, bu köşelerde bazen atış olmuyor da onun için böyle yaptırdığımız bir şeydi. Bak bu koltuklar da Yeni Melek Sineması kapandığında çıkmış koltuklar. Onları almıştık, aşağıda da onların tadilatını yaptık. Var, aşağıda da var. Bak bu Serdar 4 numara, 10 numara Serhat ve 13 numara İlker olarak. İlker ayrıydık. Peki açılışı nasıl yapıyoruz? Sen yap abi, büyük sensin. Seç bir ıstaka. Yes. Nedir? 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 Tebeşir. Değil, somaki. İyi akşamlar. Ama tabii bilardonun her türlüsü zeka ister. Parçalı. Evet abi, parçalılar. Şimdi hasbelkader parçalı girdi. İkincisi de yolda. Kol bozuk. Çok güzel. Hava. Şuradan şu baklava, o baklava. Ne bakayım? Girer. Hay Allah razı olsun. Senden de. O halde bir çılgınlık edelim. Ne zaman çılgınlık etsem oyun kaybederim. Nasıl soktum ama seninkini? Hiç beklemiyordum değil mi? Beklemiyordum. Bak kiminle oynadığını fark et. Siyah köşeye diyeceğiz ama bunun da dönüşü sakat. Olur olur. Tebrikler. Orada tebeşirin adını bilmiyorum alkışta. Biraz da içimden geçecek yani. Yok ya estağfurullah. Buyurun. Yenen açar aslında ama sen mi açacaksın? Ben mi açayım? Yenen açar aslında ama. Tamam. Öyleyse öyledir. Fark tamam. Etmez. Yenen açar. Sen aç.
Yes. Yes mom. Güzel. Çok iyiymiş. Burada delik söylemiyorsun. GoPro'yu koyuyorsun. Oraya zaten delik. Bizim zamanımızda bunlar yoktu falan ha. İlker abi. Yok abi bizim zamanımızda GoPro falan yok ki. Söylüyorsun yani. En son 16 yıl önce bilardo sopası aldım elime. Bilardo ıstakası. 16 yıldır oynamıyor musun? Babam vefat ettiğinden beri oynamıyorum. Çünkü en zevkli maçları onunla yapıyordum. Hay Allah. Keyifli maç oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin inşallah tüm ölmüşlerimize. Çok güzel be. İşte o arada dedim ki beyazı sokarım, böyle hain bir plan yaptım. Beyazı sokayım şaşırsın. Ben şaşırtmayı seviyorum yani. Acaba dedim şaşırtabilir miyim? Şimdi bunda adet sizde nasıl bilmiyorum da. İstediğin yere koyuyorsun. Biz öyle oynuyoruz. Bir tane de geri mi çıkartıyoruz? Tabii canım. Peki. Peki efendim. Atabilirim de. Ben de atabilirim. Sen de çıkartılır. Sorun yok. Demek ki çok daha dikkatli olmam lazım. Beyaz önemli. Beyaz. Üç beyazdan uzak duracaksın. Evet abi. Şöyle kırmızıdan turuncuya döndürmeni... 13 içeride. Nasıl başarısız yaptın? Hani söylediğimle yaptığımın arasında. Sokmuşluğun var mı? Bir tane at, bir tane at içeri. Sokmuşluğun var mı? Var. Sokmuşluğun var mı? Hayır, bir tane çıkartmıyor muyuz? Çıkartmak lazım ama eksideyiz şu an. Sen çift atış yapabilirsin. Çift atış, peki. Aynen. Böyle kameraya bir poz vereyim. Güzel bir poz olsun böyle, evet. İlk dokunuş yavaş. Bu arada duruşumu beğendiyseniz beğen... Katıl butonuna basmayı unutmayın. Yes. Bir tane atalım değil mi? At da. Kol bozuk. Tırstım. No no no. Çok güzel. Son top siyahta şey yapılırsa, faul yapılırsa oyun direkt kaybediliyor bizim oynadığımız. Siz de öyle mi? Affedersin, sustum. Alayım mı kamerayı? Dur. Hala orada kayıtlarında lakır lakır söktük yerinden. Girme be! Çıkart abi bir tane. Nereye koyuyorum? İstediğin yere, buraya da koyabilirsin. Tamam. Şu hareketi yaptım. Ya. Ben buraya tuttum, buraya girdi. Demek ki buraya tutsam buraya girecek yani. Bu bir faul. Faul. Bu da faul aslında. Ben? Bu da faul. Niye? Orta çizginin gerisine atış yapamazsın açılışta. Atmadan söylesene. Fark etmez, oyna sen. Şimdi siyahı göremezsem oyun gidiyor. Hayır canım, olur mu? İşte sen dokunup bırakabilirsin de. Dokunman, hamle yaptın farz edilir. Olsun, ben şimdi garanti alayım da topu göreyim. Yine gidiyor oraya. O delikte bir şey var. Var, çekiyor beni. Şurada kal, şurada kal, şurada kal, şurada kal, şurada kal. Teşekkür ederim.
Şunu vur, şunu vur, şunu vur, şunu vur, şunu vur. Benim kuralıma göre kaybettik. Senin kaybettim. Kurallarına göre oynuyorsun. Bir şey deneyebilir miyim? Lütfen. Ya son topta faul yaparsan kaybedersin. Oo! Şu anda durum 1-1. Bilardo etabını, bu oyunu kazanan... Sonlandırıyoruz. Sonlandırıyoruz. Açılış sende. Hadi kolay gelsin. Pijama düz. İkisinden de birer tane girdi. Düzleri atıyorsun. Düz başladık, düz gidelim. Düzden bir tane daha girdi. Bakalım Kemal'in düşündüğü delik. Evet, pijamalılar bende. Bilardo'nun son oyunu. Atabilirdi de. Ha, tamam görüyorum. Tam istediğim gibi oldu. Tam istediğim gibi. Dedim ki yeşili buradan vururum. Zıplatırım. Buradan sektiririm, zıplatırım. Aşağı yukarı şurada yakalar, orada sokarım, orada dedim. Sokarım dedim. Özür dilerim. Bu. Sorry. Ne yapıyoruz? Çıkartıyor muyuz? Benim kuralım öyle değildi ama hadi senin bakalım. Senin kuralın nasıl? Geçti artık. Hayır, nasıl? Yolda kural değiştirilmez. Alırsın, istediğin yere koyar, atarsın. Ah, hadi bakalım. Madem öyle. Madem öyle, biraz yavaş oyna. Mükemmel. Mükemmel. Bunu da göbeğe koyuyoruz, doğru mu? Tabii, efendim, doğrudur. Buraya montajda atın lan. Babam hep derdi ki yağlayacaksın. Ah ulan. Allah'tan top gördüm. De. Yapma be çocuk. İçeride. İçeride. Çok kötü attım be. İyi atış. Kötü atış. Yok yok. Bana atış yok. Kırmızının... Söyleyeyim mi atış? Buraya atacağız. Oraya at. Çok zor. Kolay atış abi senin için. Yok ya yok. 3 tane aynı pozisyonda bantan top soktu. Fazla ince. Gitme be. Git 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 git.
Bir de bak şuraya bak. Bir de bak hele bak. Şimdi nasıl yapacağız? Nereye, ben mi söyleyeceğim nereye atacağım? Fark etmez. Kurallar zaten girdi birbirine, hiç önemli değil. Efendim? Oğlum saçmalama. Bunu buradan şuraya sokmak varken... Peki şimdi şeye gidelim. Ne o? Çiftliğe gidelim. Şu basketi aradan çıkartalım. İnşallah kazanırım. Kazanırsam da Langırt'ta final yapacağız. Hadi gidelim. Yes! Kayıttayız biz zaten. Müthiş bir şeyle gidiyoruz. Mitsubishi. Bizim Trakya müthiş bir şeyler var. Öyle mi? Bir araba aldım, müthiş bir şey. Demek öyle ha. Demek son top sizde öyle bir kural yoktu ama. Bizde yoktu. Sen kendi kendine yaptın abi. Tamam, top çıkarma kuralı da yoktu ama onu da yaptık yani. Ama ya atacağız ya çıkaracağız. Atmak o pozisyonda bana sakat geliyordu. Çıkardık. Çıkardın, bana sokmuş oldun. Estağfurullah abi. Senin canın sağ olsun. Ayıp ediyorsun. Ne demek ya? Abilik, kardeşlik, dostluk önemli abi. Evet, arkamdan konuşacaksın ama. İttim de şöyle çaktım da böyle yaptım da. Bizde öyle şey olmaz abi. Ne söylersem sana söyleyeyim. Bizden karşı söyleyeyim. Langırt'taki halin, Bilardo'daki halinden gibi mi, daha mı iyi, daha mı kötü? Ya onda çok uzun zamandır oynamıyorum. Panayırlara pek gittiğim yok. Ama tabii biz çocuklukta çok fazla vakit geçirdiğimiz için o tarz şeylerde hafızada kalıyor yani. Kalır. Her şey pratik mi abi? Sen biliyor musun İstanbul'u? Pek bilmiyorum abi. Yani bu programlara gelip gide gide işte yavaş yavaş öğreniyorum. Başka türlü olsa yok, ben buradayım, şuraya konum olmadan bir yerden bir yere gidilmiyor İstanbul'da zaten. Ama işte biz de İstanbul'da öyle yaşıyoruz da biz de konumsuz gidemiyoruz yani. İşte evden işe, işten eve, onun dışında her yere konum. Yani çok kalabalık bir şehir abi. Çok. Ben ilk başta şeye alışamamıştım aga. İlk gelip gidiyorum ya böyle. Ulan insanlar sürekli koşarak gidiyor bir yere. Ben bir tek öyle bir tuvaletim geldiği zaman öyle koşarak giderim bir yere. Başka bir türlü yok. Ama insanlar sürekli acele var ve şunu öğrendim. Gün 24 saat insana yetmiyor burada. Yetmiyor. Yani iki iş yapamazsın. İstanbul'da da tam tersinde işte Trakya, Ege'ye gittiğinde herkesi yavaş buluyor. Oğlum bu ne lan diyor. Sabahtan akşama oturuyor falan geliyor çünkü. Ya, sürekli burada akan bir hayat var. Evet evet. Yani yetişmek istiyorsan koşman lazım. Bizim Trakya'da rahat. Senin buradan karşıya geçtiği saatte insanlar Avrupa yakasından Trakya'ya geliyor. Abi 20 milyonluk şehir yani tanımlamak çok zor ya. Hiç uyumuyor biliyor musun abi şehir? Ben ona dikkat ettim. Bazen gece geç saatte yatıyorum, bacanakta kalıyorum ben. Gaziosmanpaşa'da geldim, onda kalırım. Uyumuyor ya şehir. 24 saat insan var yani. Her sabah Arakovan'la girer gibi o metroya koşuyor, giriyor. Arabalarla gidenleri söylemiyorum zaten. 2 kilometre yol geçeceğim, 1 saat gidemiyor. Ama her şeye rağmen... Ya tuhaf bir şehir ya. Çok da, çok da güzel yani. Sinsi bir çekiciliği var. Birkaç kere geldim mi gene gelesin geliyor yani. Hep konak tarzı şeyler var buralarda. Sol taraf komple yalı. Denize sıfır. Kışında durulmaz ama burada var ya. Adam geberir burada soğuktan. Rutubetten gider adam. Tabii denize sıfır olunca yalıların da öyle bir derdi var. Ben o yüzden yalıda oturmuyorum. Biz de işte abi annem askere giderken emekli oldu. Bir arsa aldı 450 metrekare. Onun üstüne kondurduk bir şeye yaşıyoruz yani. Abi yok yalı şeylerini bilmem ya. Fiyatlarını bile bilmiyorum. Ben Kadıköy'deyim, Moda'da oturuyorum. Çok uzun zamandır. İşte Murat'la, Timur'la kampa gittik. Ne tarafa gittiniz? Timur'la kulağını çınlattık, Erikli Şelale'ye gittik. Ha, Erikli, bizim şey Erikli'ye mi? Yalova tarafı. He, Yalova'da da mı Erikli var? Evet, Şelale'ye Melale'ye girdik. Timur'a can be. Neydi Timur'un bıyıkları nasıldı? Planör kanadı gibi. Planör kanadı gibi. Böyle şavrole tamponu gibi bıyık var orada.
Timur Agan bir tane ya, çok severim onu. Ama mahvolmuş Trakya'da, sıcak da vurmuş onu. E bir de pizza yaptırmışlar adama. Baktım böyle oturuyor. Kendine gelememiş daha, sabah 9.30-10. Dedim Agacım hoş geldin memleketimize be, hoş bulduk dedi. Ne yapıyorsun dedim, iyiydi sen ne yapıyorsun? İyi dedim Agan abi, maşallah dedim yaşlanmıyorsun lan ya. Bıyıklar da dedim planör kanadı gibi olmuş. Kalk 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 kalk. Ulan diyor benim bıyıklarımla ilgili bir sürü espri yaptılar. Senin gibi bir şey söyleyen çıkmadı şimdi yaka diyor. Planör kanadı ya. Ama öyle abi bak, öyle. Chevrolet Impala'lar vardı önceden. Impala'lar ve de Chevrolet o tarz arabalar var öyle tampo. Böyle aşağı sarkık böyle. Kanat gibi geliyordu. Ben de bıraktım bıyık. Evet gördüm. Bıyık bıraktım, zabıtlar rolündeyim. Çok güzel çekimler oluyor abi. Çok neşeli. Evi de şimdi Tekirdağ'da çekiyoruz. Ana gör gır gırış amatayı. Taklalar bilmem neler. Bu bünyeye gene takla atabiliyorum. Ne çekiyorsunuz? Kamu spotu çekiyoruz abi. Çevre duyarlılığıyla ilgili. Geri dönüşüm falan. Çok eğlenceli geçiyor, sahilde çekiyorsun. Silaj da yok orada. Tertemiz. Ama şimdi sen döndüğünde haber edeceksin. Kampa geleceğiz. Yaparız. Ayıp ettin aga. Longoz'a gidelim, babalar gibi kamp yapalım. Üf. Ama öyle tişörtle falan şey yapma, üstüne ince bir bağırlık bir şey al, üşürsün. Güneşi görmeden 10 kilometre gittiğin olacak. Ağaçlar böyle. Buzdolabına gerek yok. Hemen dereye salıyorsun, 10 dakika sonra demir. Biz rakıya alıyoruz, suyu şeyden dolduruyoruz. Dereden, oturunca. Vallahi ben de çok uzun zamandır kamp yapıyorum. Şimdi bu kampı da artık programa çevirdik. Aslında kendi güzel keyfimi, hobimi yapmış oluyorum yani. Hem gezmeyi seviyorum. Öf tabii canım. Orada uyuduğun uyku bile bambaşka abi. Yediğinden lezzet alıyorsun. Oksijen mis gibi benzer mi? Burada dumana, şehir gazına, şeye, egzoz gazına öyle benzer mi? Biz küçük yerde büyüdüğümüzde büyük yer biraz da ürkünç geliyor bana. Korkutucu geliyor. Alışamıyorsun bir kere. Çünkü kimseyi tanımıyorsun ya. Ben de küçük yerde büyüdüm, Balıkesir'de. Kendi mahallenin içerisinde bütün özellikleri, bütün insanları, her şeyi biliyorsun. Kendini güvende hissediyorsun. Zaten hata yapma şansın yok. Herkese analık babalık yapıyor. Sen 3 sokak arkada itlik yapsan, mahalleden bilmem ne teyzesi diyor ki sen kimin oğlusun? İşte mukaddesin. Tamam bitti. Otomatikman. İlk günde masadasın. Altın gününde seni konuşuyor. Gördün mü? Felancanın kızına ne yapmış? Pantalık yapıyorlar. Öyle olunca da yani itlik yapmana o da müsaade etmiyor yani. Tabii. Sen de ona saygı gösteriyorsun, ceketini ilikliyorsun. Kendi içinde bir eğitim sistemi var yani. Kendi içinde bir güvenlik sistemi var. Nefis bir şey nefis ya. Nefis bir şey. Mahalle maçlarında kuralları nasıl? Topu olan kuralları koyar. En güçlü takımı o kurar. Karşı taraf hep viran kazanlar. Ondan sonra 8 tane attık aga. Atarsın tabii 8 tane. Karşı tarafta kim var? Babası çağırır yandın. Mahallede maç bitti, ne oldu? Doğru gazoz kapağı oynama. Ama yaratıcılık vardı yani. İnsanlar bir şeyin çaresini bulmaya uğraşıyorlardı abi. Mesela bizde kar yağma harici kayak yapardık biz. Nasıl kayak? Otlardan. Kaleler var bizim orada böyle. Kademe böyle bir yar burası. Yama. Buradan aşağı sabun sürerdik tahtalara. Aşağı kayardık. Jilet gibi. Jilet gibi. Varış yerimiz de şeye, ağaca vurarak dururduk. Bizim kızanlar da büyüyecek bakalım ne olacak. Sen nasıl anlatıyorduysan işte öyleydi böyleydi diyor da seni anlatacak. Seni benim ne kadar eski kafalı olduğumuzu. Yani ne kadar geri kaldığımızı. Ne kadar saçma sapan düşündüğümüzü. Ona göre öyle. Oradan bakınca öyle gözüküyor. Haklı kopil. Ama haklı değil mi? Evet, haklı ya %100. Daha şimdi de haklı ya. Yani. Bak buraları güzel işte bak ormanlık burası. Tabii ağaç canım. Var. Ben de 3 sene oldu çiftçilik yapmaya başladım. Ne ekiyorsun aga? Mevsimsel olarak ne varsa Allah ne verirse ekiyoruz. Domates, biber, patlıcan falan hepsini ekiyor musun? Hepsi var. Meyve ağaçları mı var? Ara tarım olarak mı yapıyorsun yoksa öyle bahçe mi komple? Bahçe var, biraz da meyvemiz var. Ama işte bahçeyi de aslında benim bir restoran var şeyde Moda'da. Onun Rita Moda mıydı o? Evet. Onun yeme içme işlerini oradan organik alalım diye yapıyoruz yani. Daha iyi bildiğin. Yani ben müşterinin tabağına koyduğumuz şeyi daha toprağından, tohumundan biliyorum. Yani. Kendin yemediğin şeyi de müşteriye de bildirmiyorsun. En güzeli. Çok ilginç değil mi? İnsanlar köylerden taşınıyor şehirlere. Sonra serpme kahvaltıya 250 lira para veriyor. Önceden kara ekmek fakirlik belirtisiydi. Şimdi sosyete şey oldu. Rejim ekmeği oldu. Kara ekmek önceden öyleymiş mesela. Tuhaf bir dünyadayız. Her şeyin normali en pahalı. Öyle. Biz çocukken babaannem falluktan toplar koyardı yumurtaları şeye. Pis olunca silerdik yumurtaları. Şimdi millet boklu yumurtayı, samanlı yumurtayı 2 liradan alıyor. Çünkü o aradaki süsün püsün bir boka yaramadığını gördü. Anlıyorsun ya. Özellikle bu pandemiyle beraber zaten herkese tak etti ya. Almak isteyene çok büyük mesaj. Hayat tek ve biricik. Yaşamak gerek. O kadar. Yakışır şekilde. Tabii. Bir tane okul arkadaşım var Ferhat Uludere.
yazar. 7. 8. kitabını yazdı. Kitabın adı Nikah Sarhoşluğu. Ferhat da Burgazlı. Aa. Nikah Sarhoşluğu kitabını bak bir oku. Orada da hikayenin kahramanı çok içen bir babanın oğlu. Yani babasıyla olan... O kitabı ben mutlaka bulmam lazım. Bak abi. Senin anlattığın birçok şeyde o kadar benzerlikler var ki. Bizim Trakya'da var aga. Öyle. Trakya öyle. Öyle. Yine meyhaneden çıkamıyor. Yine telefon geliyor. Yine ayakta, ayakta duramıyor. Şimdi. Ne yaptım ben? TVP'leri bıraktım geldim eve. Sanki işten gelmiş. Neredesin? TVP'leri bırakıyorum. Dur şimdi işim var. Babamı almayacağım göl demiş. Hep böyle abi. Ama senin kızan da seni taşıyacak mı? Ben o kadar kullanmıyorum abi ya. Öyle mi? Zamanla gösterebilemem de. Şimdiden söz vermeyeyim. Yani garanti veremem. Rahata kavuşunca ne olacağımız belli olmayabilir. Ben yaparım diyordu. Ya dedim baba ben yaparım diyordu. Ben emekli oldum hak ettim onu diyor. Adam bir şey var üstünde. Gurur var yani adamın. Ben emekli oldum hak ettim. 44 yaşında emekli oldu. Ben de 25 sene çalıştım yeter. Sen de çalış sen de istediğini yap diyordu. Emekli ol. Bakalım, böyle söyleyince çok mantıklı ya. Kendine göre haklı. Çimento fabrikası açıyor, o toz duman başka türlü nasıl çıkacak insanın içinden? Neydi o? Nikah Sarhoşluğu. Ben onu bulduk. Nerede alacağız o kitabı abi? Ben şey yaparım. Paslasam o kitabı bana okuyayım bakayım. Tamam tamam ben gönderirim. Neydi adamın adı Ferhat mı? Ferhat Uludere. Ferhat Uludere. Burgazlı ha? Burgazlı. O da bizden. Ya hikaye diyeceksin ki %80 benim hayatımı anlatmış diyeceksin ya. Acayip bir hikaye ya. Çok güzel. Tabii mutlaka çok eminim yani. Ortak noktalarımız çoktur. Tabii. Ben kitabı iki gecede, bir gecede bitirebiliyordum. Ama aman bitmesin diye güzel şey olur ya böyle bitmesin diye bırakıyorum. Sende de bir Trakya sevdası var ama. Dur bakalım. Var Trakya sevdası onu göreyim ben sende. Keşan, Meşan. Keşan Lali Destanı. Benziyorsun da Trakyalara. Hadi bakalım Fahri Trakyalıyım bundan sonra. Ya Fahri Trakya olmak Trakyalı olmaya gel Trakya'ya ne yapacağım burada zaten? Bugün kampta konuşuruz. Kanamano da getiririm ben. Kano da kullanıyor musun? Denizde menizde öyle yalandan gidip geliyoruz ama çok eğlenceli bir şey ya kano. Ben Tekirdağ'da bir agayla tanıştım. Her gün kano ile gezer. Güzel spor. Bir kano, deniz kayağı bunu şeyler bulmuş, yapmış. Eskimolardan gelmiş. Bir yokluk adama icat yaptırıyor. Bunlar suya giremiyorlar ya. Aha. Hiçbir Eskimo yüzme de bilmiyor. Çünkü yüzme öğrenme olasılığı yok. Onlar hani hem ulaşım için, hem avlanma için, hem taşımacılık için kanoyu icat etmişler. Yokluk adamı mucit yapar derler ya. Buraya kadar giriyorsun şeyi, onların yaptığı şeyde deniz kayığı buraya kadar giriyorsun. Bele kadar. Hiç suya girmiyorsun. Hatta şeyi de var. İlk talimi şu. Eğer ters dönerse nasıl ters döneceksin diye. İçinden çıkamıyorsun ya. Nasıl olacak? Bir küreğini çıkartıyorsun, sudan kuvvet alıyorsun, döndürüyorsun kendini falan. Kanada öyle şeyler yok da deniz kayağında var. Onu da bulmuş. Tabii, tabii. Demek ki öyle bir pozisyon olmuş. Tabii. Birkaç Eskimo mefta ondan sonra ulan istedim. Tabii korku adam her şeyi yaptırır. Korku adam her şeyi yaptırır. İnsan ürkmesi başka şey benzemez. Arabaya bak buna Chevrolet. De bak Chevrolet. Şeyin tamponu gördün mü? Evet evet Timur Timur Aga'nın bıyıklar. Kulakını çınlattı gagam benim be. Öpeyim Timur Aga. Kemal burası çok güzel memleket dedi bana. Timur Aga. Tabii ama çok güzel memleket. Bir de bizim halkımız çok samimi sıcak. Tabii. Trakya insanı. Tabii iki dakikada muhabbeti kurunca Oğuzhan da çok şaşırdı ilk baş. Seni zaten filme dahil olman o muhabbetten oldu. Tabii ben oraya yövmeye gittim. Yövmeci olarak gittim. Figüran deyince kızıyor Hamdi Hoca. Hamdi Alkan Hocama da selam olsun. Ne yardımcı oyuncu olarak gittim. Gittim orayı sabah kahvaltısı verdiler. Bizi yardımcı oyuncu ayrı tarihli tarafta bir aşiret. Mezarlığın içinde kahvaltıya varız. Sonra baktım çıktım oradan dedim Timur'a soğuklanayım olacak gölgeli. Abi baktım Timur Aga otur orada. Ama bir oturmuş o belli onu yoğurmuşlar birkaç gün. Bayat balık gibi olmuş Timur abi. Böyle oturmuş duruyor böyle. Anladım ama ben onu. Çok yormuşlar. Sonra tanıştık. Oğuzhan'a demiş tam senin kalemin bir adam var bak burada. Sonra Oğuzhan geldi Oğuzhan'la tanıştık. Ben onu takip ediyordum, izliyordum. İlk baş dalga geçiyor zannettim benimle onlar. Ya dedim aga benim evli var. Ya, çoluk çocuk sahibi adamım ben. Dedim, ne dedim sen dalga geçmiyorsun değil mi? Olur mu ya falan filan dedi. Ondan sonra gittik çektik öyle işte. Gitti. Memnunum. Güzel oldu. Ben de zaten 40 yaşına kadar ne yeteneğim var diye düşündüm. Aslında yeteneğim de yokmuş da. Estağfurullah. Anamdan şimdi muhabbetleri biliyor ya. Her şeyimi bilir o benim. Mesela daha önce anlatıyordum böyle yapıyordu. Of diyordu. Şimdi anlat diyor. Düşün iyi düşün diyor. Anlat bakalım daha neler var. Onda hoşuna gitti. Sen meddah gibisin abi. Sen anlatıcısın ya. Sen anlatacaksın biz dinleyeceğiz. Çok zor bir şey ya. Yok be zor değil be abi. Sen ben insanlarla muhabbet etmeyi seviyorum. Tamam sana kolay geliyor da. Abi Trakya'da herkes şey gırgır. Peki Trakya niye bu kadar içiyor? Keyif, keyifçi, keyifli yani rahat. Hani berduşluk modunda değil içmesi. Vay biliyorum. Şey böyle hani o ortamı seviyor adam. Ortamın evet, müdavimi. Evet. Şimdi bütün arkadaşlar toplanmış da ne yapacağız? Ne yapacağız yani Trakya'da ne yapacağız? Dere var, şartlar uygun. Zemin müsait. Tabii. Sağda çim varsa oynayacaksın.
dere var, ortam var, gölgelik yazın sıcağında. Ne yapacaksın? Soğuktan ayakları. Ne ister canım? Doğru. Eve de buluşmuşsun eski arkadaşlarına 10 kişi. Herkes zaten geliyor şey gibi, çeyiziyle geliyor gelirken. Hadi bakalım yetmedi, hadi bakalım yetmedi. Ondan sonra herkese eve dağıtma modu var. 3 kişi aynı motora binerler. Herkes sarfoş zaten. O motor böyle var ya, nasıl gidip geliyor çizgiler arasında. Hiç de bir şey olmuyor. Ben rahmetli babam motor üstünde uyuduğunu biliyorum ben. Ayaklar çekmeden. Bir gün geldim eve saat gece 1. Aa baktım motor çalışıyor, pederim mobilet. Tın 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 tın. Duvara vuruyor ışık böyle. Baktım babam uyuyor. Ayakları da yere koymuş. Baba dedim kalktı. Ne var öyle dedi. Dedim uyumuşsun ya motor üstünde. Sana ne verdi, gir içeri sen. Bizde bir de şey var. Ne oldu be, gene mi içtin? İçmedim be, içtirdiler. O mod var bir de. Şimdi mod var. Moda basıyorsun. İhtiyacı olan modu oradan buluyor ekrandan. Oradan seçenekler sil yapıyor bazen. Ne yaptığını hatırlamıyor. Bu araba nasıl araba böyle be? Uuu, manda kasa bu. Evet, bak potada. Potada bu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bizim müsabakamız devam ediyor. Bildiğiniz gibi az önce bilardoda yamuldum. Sırada basket var. Elimizde bir fırça var. İstediğin yere çizgi niyetine koy, arkasından 3 set oynayacağız. Bilardoda olduğu gibi her set 5'er atışmadan oluşacak. 5 Kemal atacak, 5 ben atacağım. Galibi 1. seti kazanmış olacak. 2 set kazanan da basket oyununu kazanmış olacak. Hazır mısın? Hazırım aga sen. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Centilmence bir müsabaka olsun. Lütfen. Eyvallah. Her zaman. Mesafeyi belirleyelim. Birinci set için Kemal'in ilk atışları. Hanımlar beyler, Euroleague'de babanın oğlu Kemal ilk atışı için çizginin gerisinde. Bizimki Hobbit League olur. 1.65. Hayır. Çok olmaz. İyisin. Çok iyisin. Geliyor ilk atış. Bir de karavana. 0. Bir de 0. 2'de 1. 2'de 1. 3'te 1. Ah. 4'te 1. 5'te 1. Gel bakalım İlker Aga. Bir de 0. 2'de 1. 3'te 2. 4'te 3. 4'te 3. 5'te 4. Evet, birinci set onu. Bu arada ikinci set ya da üçüncü setle ilgili vardır ya, ben bu köşeden iyi atarım, şöyle iyi atarım, istediğin yere koyabilirsin. Uzatabilirsin, yakınlaştırabilirsin. Allah'ım, işi langırta bırakmak istiyorum. Çok şansım yok biliyorum ama hiç olmazsa final görmek istiyorum. İlk atış 1'de 0. 2'de 0. Hep çemberden. 3'te 0. 5'te 1. Yine 5'te 1. Yine 5'te 1. 1'de 1. Yetti. 3'te 2. 4'te 3 ve biter. Daha gerçekler acıdır esnasında. Sporları seçerken yalan değil, kendime güvendiğim bir şeydi basketbol. Benim de kendime pek iddialı olmadığım bir şeydi. Sen de bilardoyu seçmiştin. Aynen. Bilardo da hakikaten dediğin gibi oldu. Durum 1-1. Langırtı da bize Serdar soktu. Ya da bana soktu, bilmiyorum. Panayır çocuğunun yanında şimdi. Fırfır serbest mi? Sana serbest.
Şey muamelesi gördüm şu anda. Çocuk reyonunda oynar yok, muamele gördüm. Yok estağfurullah. Peki kaç top var şeyde Langırt'ta? 11 top yani 6 yapan. O zaman yine 3 set üzerinden oynayacağız. Tabii. 2 yapan formanın sahibi olacak. Olur. Beykoz'da İshaklı Stadı'nda tribünler tıklım tıklım dolu. Babanın oğlu Kemal'le anasının gözü İlker maç başlamak üzere. Allah heyecan yaptık. Yapma hayretim daha kadroyu sayamadık. 1-0 Kemal önde. İki sıfır iyi akşamlar Türkiye her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan. Havam bu kadar çünkü birazdan ağzıma sıçacak. Estağfurullah. Durum 3-1. Evet, Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye gibiyim. Beş iki. 5-2, 6-2. 6-2, Kemal altı attı. Kemal altı attı. Şu anda ne oldu? 1-0. Yer değişeceğiz. Tamam. Racon'u. Çünkü maviler daha çok kazanıyor galiba. Seviyorum seni be adam. Güzel rakipsin be. Sensin o. Evet, şimdi ikinci setteyiz. Nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu. Maç yapma hayretim daha kaldırıyorsun. Yürü git lan. Yürü git lan. Kendi mahallene. Peki 1-0. Vay 1-1. Ay anasını. Seni seviyorum seni. Durum 2-1. Ulan kuyuda gibi. Dur. Kol bozuk abi, kol bozuk. Genellikle böyle öf dedikten sonra hemen gol yerim. Düzeltmem lazım. İnşallah düzeltemezsin. Don't panik. Nasıl panik yapmam abi? İki iki. Hadi çocuklar, bizim çocuklar.
Bizim çok... Ah yapmayın çocuklar. Oo 3-2. 3-2. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Ah çocuklar, ah çocuklar. Ah çocuklar, ah, ah çocuklar. 3-3. Ya. Yapma Sermedi. Yapma Volkan, yapma Volkan, yapma Volkan ya. Zaten oyuncu öyle bir attık kendini, yapma. Oyunun 5 dakikamıza doldu. Yapma Volkan. Kaç yapma oldu? 5-3 mü? 5-3 mü? 4. 4. Forma kimin olacak? Ay, adamın nefes de kuvvetli. Belki de maçı çevirdin o hamleyle. Ya biz öyle ne maçlar çeviremedik ya. Ben de şeyde okuldayken filan şey oynadım. Ne o? Basketbol oynadım. En büyük hayalim oyuna sonradan girip oyunun skorunu değiştirmek. Öyle mi? Vizyona bak. İlk beş olmak değil yani. Oyuna sonradan girmek. Semih yani. Çok şeyim oldu. Çok imkanım oldu ama bir kere daha oyun skoru değiştiremedim. Kaç kaç şu anda? 5. 5-3. 5-3. 1 gole! Her şey değişiyor. Araba diyecektim de. 5-4. Haydi. Şimdi atan galip, eğer ki ben atarsam. Kemal atarsa forma geliyor, müsabaka bitiyor. Eğer ben atabilirsem son seti uzayacak. Geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Bilardo oynadık. İlk seti ben aldım. Bilardo'da ikinci seti bizim kurallara göre hata yapmış oldum. Evet. Kemal aldı. Üçüncü sette Kemal alınca Bilardo'da 1-0 öne geçmiş oldu. Üzerine basket. Orada o ayaktan gitti o. Hemen 2 dakikada. 2-2 oldu. Langırt'ta da şu anda durum 1-1. 6 gol atan bu seti alan formayı kazanacak. Bakalım. Hadi. Nefesler kısıldı. Yes. Bir an inandım ha. Ulan ben alıyorum diye. Neden olmasın Hüker abi? Neden? Bir an inandım diyorsun. Ya ilk gol için söylüyorum. İlk top. Abi nasıl olsun ya? Bana bak efekte bunları montaj. Sesini kısın böyle çok şloks diye ses geliyor, o kadar gelmez. Bakalım. Bakalım Kemal bana 6-0'lık bir mağlubiyetin nasıl bir his olduğunu tattıracak. Tüm Galatasaraylılar toplanın.
Ay, bu arada hani diyorsanız ki aa öyle olur mu bu böyle olur mu yan yattı çamura battı demeyin. Siz de babanın oğlu Kemal'le kapışmak istiyorsanız hangi alanda kapışmak istediğinizi yazın videonun altına. Babala da buyurun Kemal'le kapışın. Madem şey aha. Onların seçtiği alanda fark etmez. Bowling'den tek kale maça kadar hiç fark etmez. Bir tane sen seçiyorsun, bir tane rakibin tamam, ben seçiyor, bir, daha... bir tane de kavanozdan çıkıyor. O evet olabilir. Ben seçeceğimi söylüyorum. Bende zaten var. Street Fighter'da herkese meydan okuyorum. Türkiye'deki herkese. Street Fighter'da? Evet. Türkiye'deki herkese? Evet. 81 milyona meydan okuyorum Street Fighter'da. Allah'tan seçmemiş. Ben şeyde atari salonundaki o şaşkalozlar var ya kolu tutup rastgele basa ben oyum yani. Atari bizim hayatımızdı ya. Düğüne gelmiştik buraya. Gazi Osman Paşa tarafı yanılmıyorsam. Sabah 9'da bir girdim abi. Akşam 4'te çıktım. Dışarıda hınca hınç bir kalabalık. Beni dövmeye bekleyen çocuklar. Herkesi tokatladın. Herkesi. Kim varsa mahallede. Alan geliyor. Böyle vuracaklar ama içeride vuramıyorlar. Mekan sahibi biraz demek ki saygın bir abi ki boğacaklar böyle. Dumandan ekranı göremiyorum düşün. Tek kolla oyna diyorlar falan sıkıştırıyorlar. Hepsini ayıkladım istavrit kılçığı gibi. Üf! Street Fighter'a kimle oynuyorsun? Kendine mi? Ken, Ryu, Dalsim, Blanka, Honda, Bison, Sagat hiç fark etmez. Chun-Li ile de oynayabilirim hiç sorun değil. Aşağıya yazın arkadaşlar. Durum 5-0! Tebrik ederim abi. Hadi lan! Sen bir tanesin. Seninle, bak. Ciddi söylüyorum. Seninle her şeyi yaparım. Ben yüksekten çok korkarım. Sen desen ki gel Kemal beraber uçalım paraşütle gelirim. Onu da yazıyorum bir kenara. Şimdi. Ama tek şartım olacak bana uzun bir dar paçalı bir pantul çorapları da içine toplayabileceğim gibi bir şey olsun. Millete boğmayalım aşağıda. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kemal'le kapışmak isteyen de lütfen aşağıya yazsın. Yapsın. Şimdiden başarılar diliyorum. Rakip taş gibi. Bir dakika bu galibiyeti Dikili Taş Eşrafı'ndan Gacal Mehmet, Kokoreççi Gürel ve Taşçı Kadir'e armağan ediyorum. Bu mağlubiyetimi pervasız yapın. Kemal'in galibiyetine inanan mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. Siz cansınız ya. Sizinle her şey yapılır. Şimdi gerçekten. Bir sonraki seninle beraber videomuz iade-i ziyaret. Kamp. Babalar gibi kamp yapacağız. Üf. Babalar gibi. Abi üf. Hiç böyle yiyecek bir şey almana gerek yok. Bu kardeşi sana her şeyi sağlayacak. Bütün ekip ve hatta buradan... Langırt masasını daha götürerekten Maya'dan eteklerinde bir idman daha yapacağız arkadaşlar. Teşekkür. Sen bir tanesin. Helal olsun. Çalıyor. Bu bağın oğlu Kemal. Kapışmadan sonra üstüme vazife olan hediyelerimi takdim etmek için. Abi, ne yapayım be? Sen ne yapayım be ya? İyi be. Şimdi bu kapışmadan mütevellit sana olan borçlarımı takdim etmek için aradım seni. Tamam mı? Şimdi bunlardan bir tanesi sana arabada bahsettiğim kitap, Nikah Sarhoşluğu. Güle güle oku, okuduktan sonra da mutlaka konuşalım. Kahkahalarla güleceğine hiç şüphem yok. Her şey sana çok tanıdık gelecek. O baba, o meyhaneler, o baba oğul ilişkisi, o çocuk, o yürek, o güzellik hepsi sana çok yakın gelecek, eminim. Okuduğum zaman daha mutlu olacağım gününe geliyor. Ve tabii ki bir diğeri de şuradan şöyle göstereceğim çünkü sana. Üzerinde takımın imzası var. Çok iyi. Hem de siyah severim. Şimdi ben sözümü tutmuş oldum. Artık seninle bir kampa gideriz. Bir de eğer canın isterse müsait olduğum bir zamanda şu işin bir de rövanşını yaparız. Yapalım. Sorun yok. Ben senin her şeye varım dayı. Havalar nasıl orada? Hava
Anladım. Buralarda da öyle de. Dur bakayım. Ben de biraz üşüdüm de üstüme dedim kalın bir şey giyeyim. Üşütmeyeyim. Hah. Şimdi iyi oldu be. Canım benim seni çok seviyorum. Handan'a da öyle. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Çok yaşa. Hemen gönderiyorum hem kitabı hem formanı. Görüşmek üzere. Sensin o. Görüşürüz. Güzel çocuk ya. Bu arada bunu herkese tavsiye ediyorum. Şahane harikulade bir kitap. Nikah sarhoşluğu. Bunu herkese tavsiye etmiyorum. Bunu sadece Beşiktaşlara tavsiye ediyorum. Az önce seyrettiniz. Ne yaptık? Önce bilardo oynadık. Sonra basketbol atış yaptık ve Langert, Kemal'e az önce söyledim aşağıda. Onu da gördünüz. Dedik ki rövanşını yapalım diye. O da kabul etti. Bu sefer de hangi alanlarda, hangi dallarda rövanş yapmamızı istiyorsanız bence yazın. En çok yazılan 3 spor her neyse bizim yapabileceğimiz bir şey. Tabii yağlı güreş falan yazmayın. Kemal beni paspas yapar yani. Adil olabilecek 3 tane kapışma şeyi yazarsanız onları değerlendirelim. Seviyorum sizi.